Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir video ile daha sizlerleyim. Gündemimiz gene dop dolu. Yani öyle bir döneme denk geldik ki ben bir konuda video yapayım diyorum. Kellaka bir şey oluyor. Sabah bir şey söylüyoruz, akşamına değişiyor. Şimdi işte bu malum Ruslar tahıl koridoru anlaşmasından vazgeçtiler. Birçoğumuz için tabii bu sürpriz olsa da aslında baktığınızda hani bu biraz da Rusların Ukrayna'ya değil düzene savaş açmasıyla oldukça bağlantılı. Çünkü adamlar Ukrayna'ya savaş açmış gibi görünse de aslında bütün Avrupa ve Amerika'yı ekonomik krize soktular enflasyonla birlikte. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarıyla birlikte, değil mi? Şimdi bu haber bir anda bomba gibi düştü. Şimdi yarın ne olacak göreceğiz. Bu aslında çok sıkıntılı bir haber. Çünkü tekrardan enflasyonu yukarı yönlü itebilir. Bu çok hani iyi alınacak bir haber değil. Etkilerini piyasada göreceğiz. Özellikle gıda hissinde tabii ki sert hareketler olabilir. Bunu Sağır Sultan bile biliyor. Bunun analizini falan yapmaya gerek yok. Benim asıl burada konsantre olmak istediğim konu Fed'in toplantısı. Önümüzdeki hafta yapacağı toplantı. Ve devamında Bitcoin'de neler olabilir? Bitcoin analizini uzun bir süre yapmamıştık arkadaşlar. Ki zaten yapmamız da gerektirecek çok bir şey yoktu. Bitcoin çok uzun bir süredir 18-19 binlerde geziyor. Bir kafayı kaldırıyor 20 bin oluyor. Geri düşüyor 19 bin falan. Çok bir hareket yok. Şimdi bildiğiniz gibi zaten Fed'in toplantısında artık 75 puan faiz arttırımı geleceğini Sağır Sultan bile biliyor. Bunun analizini yapmaya, konuşmaya falan gerek yok. Hani şöyle söyleyeyim, 3 ay önceden falan belliydi bunların 75 puan faiz arttıracağı. Asıl önemli olan şimdi Fed faizi açıklanır. Ondan sonra faiz açıklandıktan yarım saat sonra Fed Başkanı'nın açıklamaları önemli bizim için. Oradaki soru cevap önemli. Ve orada vereceği cevaplar, tonlaması önemli. Ne dediği değil, nasıl dediği. Ne kadar sert cevaplar verdiği. Bunlar önemli. Ha, öncesinde şunu da söyleyeyim. 75 puan beklerken, 75 üstü biraz zor gelir de 50 falan gelirse zaten Fed Başkanı'na bile bakmaya gerek yok. Piyasalar yukarı yönlü sert tepki verir. Ancak beklenti doğrultusunda 75 puan gelirse ve devamında Fed'in başkanı Powell'ın, Jerome Powell'ın söyledikleri çok önemli arkadaşlar. Eğer ki burada ne bileyim enflasyonda bir yavaşlama, ilk emarelerini görüyoruz, enflasyonu yakından takip ediyoruz, bir yumuşama görüyoruz gibi daha güvercin dediğimiz, daha yumuşak ithamlarda, yumuşak tabirler kullanırsa o zaman piyasa çok pozitif bir etki verebilir. 75 puan fiyatlandı zaten, ona hiç bakan yok. Ancak enflasyonla bu zamana kadar söylediği gibi mücadelemiz devam edecek. Faizleri gerekirse daha da yukarı çekeceğiz. Uzun süre yukarıda tutacağız gibi sert demeçlere devam ederse o zaman piyasada satış baskısı tekrar başlayabilir. Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin işte geçen sene ucuz paranın da etkisiyle faizler sıfırken bir 60 binleri zorladı, değil mi? O zamanlar ne diyordu millet? 100 bin olacak, bilmem ne olacak, altının yerini tutacak. Ya şimdi ucuz para varken ve piyasa çok sert bir şekilde yükselirken yorum yapmak çok kolay tabii. Ki ben o zamanlar da yani yaptığım videoda tek tek inceleyebilirsiniz. O zamanlar da aslında bunun çok mümkün olmadığını söylemiştim. Ancak şu son döneme baktığımızda Bitcoin'de bir dip bulma çabası olduğunu hepimiz görüyoruz. 19 bin, 18 bin. Bir önceki videomda da zaten 19 binin altı tehlikeli demiştim. Onun altına çok inmedi. Bir iki sefer 18 binleri zorladı. Tekrar 19 bine geldi. Şu an 20.600'de arkadaşlar. Fed'in sert çıkışları olursa tekrardan 18-19 bin zorlanır diye değerlendiriyorum. Olur da yok Fed biraz daha yumuşak bir tavır takınırsa o zaman işte Bitcoin'de öncelikli olarak 25-26 binler. Devamında ise ki zaten biz devamını görene kadar bir de Aralık'ta Fed'in toplantısı olacak. 25-26 binin hacimli bir şekilde kırılmasının devamında ise 30-31 binleri tekrar görebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bunların hiçbir bir yatırım değeri taşımaz. Her zaman için sizin kendi araştırmanızı kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Az önce işte bir arkadaşımız demiş ki ya bütün uzmanlar bunu diyor, sen bunu diyorsun. Ya kardeşim bütün uzmanlar Bitcoin'e de 100 bin olacak diyordu. Ne 100 bini, Bitcoin 20 binin ötesini göremedi daha. Değil mi? Bu yani kimseye bir şey anlatmak, söylemek anlamında değil. Ben de yanılabilirim. Dolayısıyla bana da asla inanmayın. Beni de sorgulayın. Her zaman söylediğim gibi.
Ve en önemlisi global piyasaları araştırın, neden sonuç ilişkilerini oluşturmaya başlayın. Yani neden şimdi Bitcoin 60 binken bir anda 18 bine düştü değil mi? %70'den büyük bir kayıp. Neden? Değil mi? Çünkü Bitcoin gibi varlıklar, riskli varlıklar ucuz paraya ihtiyaç duyarlar. O dönemler her ay millete çek yolluyorlardı. Çek kapısına milletin 1000 dolar, 1500 dolarlık çekler gidiyordu. Ve millet paralarını buraya hisse senedi piyasasına veya ne bileyim işte kriptolara aktarıyordu. O kripto çılgınlığı vardı bir dönem. E ne oldu da kardeşim, aynı Bitcoin değil mi bu? Ne oldu da 60 binden 20 bine düştü değil mi? E riskli varlıklar ucuz paraya ihtiyaç duyarlar. Şu an BIST'te de olan aynısı bir anlamda. Bakın küçük hisselere faizler düştükçe inanılmaz bir yükseliş var. İnşallah hep böyle devam eder. İnşallah hep böyle devam eder. Ama orta uzun vadede dikkatli olmakta tabii ki fayda var. Hiçbir zaman için o sert yükselişler sonuna kadar devam etmez. Piyasa bunu defalarca kez tarihte bize göstermiştir arkadaşlar. Bununla birlikte bu hafta da gene sürprizlerle dolu bir hafta olacak. Zaten piyasalarda BIST'te değil, dünya piyasalarında 2022'nin başından beri rahatlayamadık ki. Her gün bir şey oluyor, her gün bir habere uyanıyoruz. BIST bunlardan çok özellikle faiz indirimleriyle birlikte, beklentinin tersine faiz indirimleriyle birlikte BIST tabii ki bir yükseliş, bir çok, çok sert bir ivme yakaladı. Bunlardan çok etkilenmedi. Ama tabii orta uzun vadede enflasyona neler olacağını göreceğiz. Bunlardan BIST'in nasıl etkilendiğini göreceğiz. Mesela biz farklı bir metodoloji deniyoruz şu anda BIST'te. Değil mi? Enflasyonla faizleri indirerek mücadele ediyoruz. Farklı enstrümanlar deniyoruz. Kur korumalı mevduat gibi. Bunların, şimdi bunlar daha önce kullanılmayan, bilinmeyen metodolojiler olduğu için bunların uzun vadedeki etkilerini de göreceğiz. Ona göre eğer bunlar İnşallah iş çalışır, inşallah işler ve enflasyon kendi kendine düşer ki baz etkisi de zaten biraz gevşeme olacak. Ama bu enstrümanlar orta uzun vadede işlemezse ya da beklenen etkiyi vermezse o zaman ne olacak? O zaman faiz arttırımı gelecek mi? O olunca piyasadaki bu yüksek değerlemeler nasıl etkilenecek? Bunlar çok büyük soru işareti tabii ki. Ama benzer senaryoyu, ucuz parayla birlikte yükselen senaryoyu faiz artırımla birlikte Nasdaq ve işte bugün konumuz olan Bitcoin'de de gördük. Riskli varlıklar ucuz paraya ihtiyaç duyarlar. Ve ucuz para bittiği anda da onların değerlemeleri ister istemez düşer arkadaşlar. Fed'in faiz toplantısını bekleyeceğiz. Çok hareketli bir piyasaya tanık olacağız gene. Tarıl anlaşması sağ olsun. Dolayısıyla bekleyip görelim diyorum. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Bol kazançlarınız olsun arkadaşlar.